Allah'tan korkmayan insanı başka şeyden korkutamazsınız. Gerçekten korkutamazsınız. Yani su, nasıl şurada çıkan bir suyu filan yerdeki tarlaya götürüp oradaki ekini sulamak istiyorsanız, bir zemin, bir de ki yanına taşmaması, yayılmaması için ark kenarları lazımsa, bu tarafa yayılmak isterse bu ark kenarı mani olur, bu tarafa bu mani olur ve götürmek istediğiniz yere kadar gider. İnsanı da içeriden Allah korkusu duvarı, dışarıdan devlet murakabası duvarı arasında ancak insan olmasının amacına doğru götürebilirsiniz, sevk edebilirsiniz. Bunlardan birinin olmaması halinde zapt edemezsiniz. Allah korkusu herkeste %100 yerleştirmeniz mümkün olmaz. Yerleştirdiklerinizi devlet murakabasına da ihtiyaç duymadan İyi yolda görürsünüz ama kimisi var, hiç kılmaz. Allah var mı, yok mu, hesaba çekecek mi, çekmeyecek mi, hiç umurunda olmaz. O adam bir kişi de olsa bütün bir toplumu sadece bir çürük incirin, bir çuval incirin bozduğu çürük değil. Onun devlet murakabası toplumu ifsattan, yeryüzünü ifsat etmekten, bozmaktan koruyacaktır, engel olacaktır. Diğer yandan Allah korkusu olmaz, yalnız devlet korkusuyla işi halletmeye kalkarsanız her suç işleme ihtimali bulunanın başına bir jandarma dikmeniz gerekir ki o kadar virüs polisi bulduysanız zaten sizin yolunuz asfalt olmuş demektir. Bu da mümkün. Bu bakımdan insan kendini murakabe edenlerin insan olarak bulunmadığı yerde Allah'ın her yaptığını, bildiğini, gördüğünü, her söylediğini, işittiğini, hatta içinden geçirdiğini dahi bildiği bilinciyle yaşayan, bu bilinçle yetişen bir insanın gerçekten Allah korkusu işlemesi muhtemel suçları, toplumu bozması, kişisine, ailesine, yakınlarına, en büyük çevresine, en uzak çevresine kadar zarar vermesinin önündeki en büyük ve en geçerli engeli oluşturur.